Ben yetkine niye geldim? Benim tamam çok yabancı olmamakla beraber yetkin kadar profesyonel olmadığım yetkin bir ses mühendisi. Dolayısıyla sesle ilgili sesin profesörü olmuş vaziyette. E, Onlara yardım istemek için de bu da kısa bir sohbet olmayacağını bildiğim için bölümlere ayırmaya karar verdik. Önce dedik evet. ki yani uzun bir içerik yapalım ama değil mi yetkin? Evet önce... Baktık ki oturup iki saat seyretmezsiniz bizi. Evet çünkü çok detaylı çok, çok detaylı. kapsamlı ha. bir iş. Hatta yani çoğunda babam beni durdurdu çok karışık oluyor. Çok evet. fazla daha evet, evet. aslında anlata, anlatacaklarımın belki onda birini anlattığım bir içerik olacak ama buna rağmen çok uzun oldu. Tabii tabii. Dolayısıyla tabii. E, hani bunu bölümler halinde yapmak daha evet, mantıklı geldi bize. Yani dolayısıyla böyle artık her hafta mı yayınlarım yoksa aslında her hafta yayınlarım yani, olabilir ya. bölümler yapılabilir. Ha. E, çünkü herhalde arka arkaya koysak çok rahat, bir saat falan tutar diye düşünüyorum yani daha, Belki daha da fazla. Belki olabilir. daha fazla. Neyse, artık üç bölüm, üç bölüme kız. Belki dört, dört bölüm, bölüm, bölüm yaparız. Yani bölüm, durum duruma göre. Ama yani bölümlemek <laughs> daha mantıklı geldi bize. Sırasıyla mikrofonlarla ilgili Mikrofonla bir bölüm yapacağız. Ilgili var. E, ses işleme, açık kaynak programı programlarla e, ses işleme e, profesyonel programlarla yaptık. E, ne yaptık başka? Mikrofonları anlattık. Ses sesten bahsettik. Sesi nasıl olduğunu bahsettik. Ha doğru bahsettik. sesi bahsettik. Sesten bahsettik. E, daha sonra sinematografi ile ilgili bir konumuz oldu. Videografi ile Video, ilgili. daha doğrusu evet videografi ile ilgili bir, bir konumuz oldu şat tipleri çekim şekilleri çekim tipleri ile ilgili bir videomuz oldu Recorder'lardan bahsettik mikrofon tiplerinden bahsettik çok şeyden bahsettik evet mikrofonların polaritelerinden bahsettik çok 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 şeyden bahsettik çok şeyden bahsettik yemin evet. ediyorum sevgili Etkin tekrar hoş geldin hoş bulduk daha doğrusu ben hoş geldim çünkü ben sizin ben, mekanınızdayım. Evet. Evet, sen hoş geldin. Hadi sen tekrar hoş geldin. Gırgır <laughs> gır bir yana. Yetkin, ee, kaydımızı yaptık. Evet. Bilgisayara Kay attık. Kaydımızı yaptık, bilgisayara attık. Kay sesimizi işlememiz lazım. Asla kaydın hamaliyle yayınlayamayız. Kullanamayız. YouTube'a koyamayız. Koyamayız. Ya koyarız da çok amatör gözükür. Burada da iki senaryom var. Bir tanesi direkt videonun altında videoya yapışık olan sesi edit edeceğiz, düzelteceğiz. Evet, video editörü üzerinden. Video editörü üzerinden. İki de normal dış kaynağı aksettirdiğimiz yani kaydettiğimiz hı hı. sesi edit edeceğiz. Ve paramız yok. Biz çok para harcamak istemiyoruz. Ne yapacağız? E, çok şanslıyız o yüzden. Paramız yoksa <laughs> çok şanslı olduğumuz bir dönemde yaşıyoruz. Çünkü artık pek çok şey ulaşılabilir ve açık kaynak ve bir sürü bedava program var kullanabileceğimiz. Hatta bunlardan bir tanesini ben burada stüdyoda da kullanıyorum. E, Oda City. Onu ben de kullanıyorum. Evet bu Adobe programını ben stüdyoda bile kullanıyorum. Bu açık kaynak bedava program. Küçük edit işleri yapmam gerektiğinde ya da bir şarkının masterınla ilgili bir şeyler yapmam gerektiğinde ee, kullanıyorum. Ee, kullanabileceğimiz birkaç tane program var. Onlardan bir tanesi Audacity olabildiğince basit. Evet, elim, Gerçi elimden geldiğince. Çok, çok beceremiyorum bahsediyor. o işi evet, maalesef. Basit beceremiyor. Ama basiti becerememesi çok önemli değil çünkü verdiği vereceği bilgiler o kadar değerli ki ne yapalım birazcık sıkılabilirsiniz zaman zaman ama yetkininden alacağımız bu bilgilerin hepsini bir şekilde kendinize arşiv olarak koyun kenara. Durmadan dönüp dönüp ses düzeltmek istediğiniz zaman başvurabileceğiniz hakikaten nefis bir içerik olacağına yani, inanıyorum. Elimden geldiğince basit anlatmaya çalışacağım ama dediğin gibi biraz anlatma Başlayınca ben e, bu arada eğitmenlik de yapıyorum müzik prodüksiyonu üzerine alışkınım o yüzden bunları anlatmaya birazcık dolayısıyla e, çok çok şey anlatmaya da alışkın olduğum için bir şey eksik kalmasın diye orada çok çok anlatıyorum. Orada ben hemen bir parantez açayım yetkin sadece orada öğretmenlik yapmıyor yetkin aynı zamanda İngilizce öğretmenliği de yapıyor. E, konuşma hocalığı yapıyorum. Konuşma hocalığı yapıyor. E, vokal koçluğu yapıyorum ve müzik prodüksiyon eğitimi yapıyorum yani eğitmen likte yapıyorum. Son hmm. zamanlarda yapmaya başladım. Yani yılların tecrübesinden faydalanmak. Peki biraz için. ava atalım mı? Ne gibi? How's your English baby. Well, uh, depending on how much you want to show off. Okay, good. Okey, like tamam, so. yeter, bu kadar yeter. <gülüyor> <gülüyor> Hadi o zaman programlara geçelim yetkin. Aynen. aynen. Evet. Oda City programımızı açıyoruz önce. E Oda City hem Mac hem de Windows'ta çalışan, hatta Linux'ta çalışan, bütün platformlarda çalışan multi platform açık kaynak bedava bir ses işleme programı. E, kaydımızı yaptıktan sonra e, bu kaydımızı bir recorder'a, kameramıza taktığımız bir boom mikrofonuyla yaptığımızı varsayarak işlemleri daha sonra bu kayıtları işlememiz e, gerekiyor. Bu işleyerek daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. Buradan file'a geçiyoruz. Import'a basıyoruz. Import. E, ben İngilizce kullanıyorum. Size de İngilizce kullanmanızı tavsiye ederim. Bunun sebebi ise kullanacağımız efekt prosesörlerinin Birçoğunun Türkçe'ye çevrildiği zaman çok akıl karıştırıcı olması. Çünkü bunları daha çok terim gibi öğrenmeniz açısından size tavsiyem İngilizce kullanmanız programı. Import, Audio dedik. Kaydımızı dinleyebiliriz. Şuradan dosya boyutunu belirtelim. Önce bir dinleyelim. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu... Bu bizim izlediğiniz videoda da kullandığımız yaka mikrofonlarından kaydettiğimiz kayıt. Tabi dikkat ederseniz videodaki halinden çok aslında uzak, daha zayıf. Ee, dip görüntüsü biraz daha var ağırlığı yok daha volümsüz bunu işleyip yayında daha iyi duyulacak daha kaliteli duyulacak bir hale getireceğiz şimdi burada öncelikli olarak birinci programda neler yapabiliriz onları göstereyim ses dosyasına yaklaşmak istediğinizde yukarıdaki şuradaki zoom in zoom out butonlarını kullanabilirsiniz ya da buradaki aksiyonların tamamına bir kısa yol atayabilirsiniz gördüğünüz gibi ben klavyenin yukarı aşağı tuşlarını bu göreve atadım bunun için de işinizi çalışma şeklinizi güçlendirir, hızlandırır. editten preferences'e giriyoruz. Burada keyboard kısmında gördüğünüz gibi bütün görevleri, bütün hareketleri bir kısa yol atayabiliriz. Mesela zoom, zoom in. Gördüğünüz gibi zoom in up yani yukarı tuşu, zoom in, down, zoom out down yapmışım aşağı tuşu. Bunları atamışım ben. E, programın e, fabrika ayarlarında böyle değil. Önce basit editleri göstereyim. Çok basit editler. Seçiyoruz. Seçtiğimiz bölgeye silme tuşuna bastığımızda silebiliyoruz. Veya kopyalamak istersek bir bölgeyi seçip Ctrl C, Mac'de command C, kopyalamak istediğimiz yere gelip Ctrl V'ye basarsak, Mac'de de Comment V'ye basarsak buraya eklemiş oluyoruz. Seçtiğimiz bölgeyi sessiz yapmak istersek diyelim ki olsun. Ee Diyelim ki bu E'yi silmek istedik burayı burada tamamen her şeyi silmek istedik ya da buraya geldiğimizde şu tuşa bastığınızda tamamen mutlak bir sessizlik ekler buraya mutlak bir sessizlik ekler. Telefonunuz olsun. Bir. Gibi editleri e, basit editleri yapıyoruz. Şimdi öncelikli olarak birinci yapmamız gereken şey normalize etmek. Burada baktığınızda dinleyelim. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. Ee... Bakın yüksek noktaları ve alt noktaları var. Ortalama eksi 6 civarında gidiyor. Normalize işlemi sesin en yüksek noktasını sizin belirlediğiniz bir seviyeye getirir. Önce bunu yapacağız. Bütün sesi önce bir güçlendireceğiz. Command A ya da Ctrl A'ya tıklıyoruz. Hepsini seçiyoruz. Efektlerden Normalize, Normalize'a tıklıyoruz. Burada Remove DC Offset'e tıklamak zorunda değiliz. Kayıtımız mono ise, stereo ise tıklayabilirsiniz. Şimdilik kalabilir. Normalize Peak Amplitude'a tıkladık. Bunu da şu an eksi 0.1 diyoruz. Yani sıfırı geçmeyecek kadar yükselt en yüksek noktası diyoruz. Bastık. Gördüğünüz gibi en yüksek noktası muhtemelen şurası. Şimdi şurayı izleyelim. Eğer ki imkanınız varsa... Bakın sıfırı geçmemesi önemli. Sıfırı geçerse sinyal bozulur. Şimdi her şeyi birazcık daha yüksek duyuyoruz. Her ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. E... Gördüğünüz üzere biraz sesi yükselttiğimizde biraz dipteki sesi dip sesini biraz daha duymaya başladık. E, bu arada tabii telefondan izliyorsanız bunu duymayabilirsiniz. İyi bir kulaklıkla e, izlemenizi tavsiye ederim. Bu dip sesinden kurtulmamız gerekiyor. Bu dip sesinden kurtulmamız için dip sesinin tek başına olduğu bir yer seçmemiz lazım. O da burada var. Mikrofonunuz olsun. Bakın burayı seçelim. Burayı seçtiğimizde sadece dip sesini aldığımız bir nokta. Burada nefes sesini almamaya çalışalım. Bakın böyle yaparsak nefes sesini de alır. Nefes sesine ihtiyacımız yok. Biz sadece ark alttaki dip sesini seçmeye çalışıyoruz. Evet bu iyi. Dip sesini seçtikten sonra tekrar efekte tıkladık. Burada Noise Reduction'a tıkladığımızda bu gürültünün profilini alıyoruz. Burada seçtiğimiz yerin profilini alıyor. Şimdi bu profili aldı, gürültü profilini aldı. Bu gürültü profilini tamamen bütün kayıttan çıkarmak istiyoruz. Dolayısıyla bütün kaydı seçiyoruz gürültü profilini aldıktan sonra. Her şeyi seçtik Command A ya da Control A ile. Efekte geri gelip tekrar noise reduction'a tıklıyoruz. Ve burada şimdi bir takım ayarlar yapacağız. Bakın noise reduction dB diyor. 6, şu an 6 desibelde. 6 desibel kadar kıs dedik bu gürültü profilini e, hassasiyet 0.50'de ve gürült profilini kısarken de bazı frekansları e, temizliyor. Burada da iki band frekans temizle demişiz. Şimdi preview'e tıkladığımızda bu efekti ne yaptığını dinleyebiliyoruz. Dinleyelim. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu... Şimdi farkını duyabilmemiz için hassasiyetini biraz arttıralım. Daha çok düşelim. Yani oldukça... Şimdi 48 desibel bir düşelim. Böyle dinleyelim farkı. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka evet kulaklıkla dinliyorsanız dip sesin tamamen gittiğini anlamışsınızdır. Fakat dip sesini e, 48 desibel kadar kısarsak e, kayıdımızdaki üst frekansları da çok yok etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bunun bir orta yolunu bulmamız lazım. Dip sesinden tamamen kurtulmak istiyoruz ama kendi sesimizdeki o üst frekanslardaki parlaklıkta, parlaklığı da kaybetmek istemiyoruz. Tekrar dinleyelim. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Daha iyi. E, daha çok band, frekans bandı düzeltsin. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofon bir daha dinleyelim. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Hassasiyetini de biraz arttıralım. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu tavsiye ederim size. Bakın hassasiyetini arttırdıkça birazcık detaylarda çok gidiyor. Bunu dinleyerek birazcık iyi bir kulaklıkla yapmanız lazım. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. Bir daha dinleyelim. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye Evet. Şimdi kulaklıkta dinliyorsanız belki daha iyi anlarsınız. Daha ne kadar eee Düzeltme band sayısını yukarı çıkartırsak dip frekanslardan o kadar da kaybediyoruz. Dolayısıyla burada yapacağımız şeyi dikkatli dinleyerek yapmamız lazım. Burası önemli çünkü burayı düzgün yapmazsak sesteki bütün çözünürlüğü çoğunu kaybedebiliriz. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Evet iyi gibi bastım. Gördüğünüz gibi bakın öncesi sonrası dinleyelim. Bu sesin düzeltilmiş, yani dip gürültüsünden kurtarılmış hali. Mutlaka bir Shotgun mikrofonunuz olsun. Bu da önceki hali. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani düzeltilmiş hali. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir Shotgun mikrofonunuz olsun. Evet, yeterince temiz. Şimdi bir sonraki adım eğer ki Kaydınız çok uzun değilse size tavsiyem bu boşlukları tamamen temizlemeniz olacaktır. Ama e, YouTube'da bu zor olacaktır. Çünkü e, en az 5-6 dakikalık içerikler, 10 dakikalık, 15 dakikalık içerikler oluyor. Bu 10-15 dakika konuştuğunuz anlamına geliyor ama diyelim ki bir kayıt yaptınız. Sadece YouTube gibi düşünmeyelim. Bir seslendirme yaptınız 30 saniyelik. Size tavsiyem bütün bu boşlukları tamamen temizlemeniz olacaktır seçip. Seçiyoruz. Bu biraz uzun bir iş. Seçtik. Bakın farkı şöyle hissedersiniz. Mikrofonunuz olsun. Ee, bir mutlaka da yaka mikrofonu da olsun. Çünkü sinemada da böyle. Yaka... Mesela sinemada da böyle. Buradaki nefes sesinden de kurtulalım. Sonra şuradaki boşluktan da kurtulalım. Bu kayıt için böyle yapmayacağım ama daha kısa kayıtlarda daha özenli temizlemenizi tavsiye ederim. Sinemada da böyle. Yaka mikrofonları gizlenir genelde e, sesli çekimlerde. İşte kıyafet altına kısa çekimlerde böyle yapmanızı tavsiye ederim. Biz böyle yapmayacağız o yüzden düzeltiyorum. Şimdi profil temizledikten bir sonraki adımımız bunu bir equalizer'la dengelemek. Gene hepsini seçiyoruz. Comment A. Hepsini seçtikten sonra efektlerden grafik equalizer'a geliyoruz. Şimdi ben burada bir şey yapmışım. Ne yaptığımı anlatacağım. Onu için bunu flatten'a basıp düzleyelim. Bir sonraki aşamamız e ihtiyacımız olmayan frekanslardan kurtulmak, ihtiyacımız olan frekansları yerine geri kazandırmak. Equalizer eşitleyici demek. To equalize eşitlemek demek İngilizcede. burada bir takım sesleri eşitleyeceğiz ve fazlalıklardan kurtulup daha az olanları yukarı alacağız. İnsan sesi 50 50 Hz'e kadar bir şey barındırmaz. Dolayısıyla 50 Hz'e kadar olanı kapatıyorum. Yani bunlar çok dip sesler bir önceki içerikte de anlatmıştım. bu sesleri zaten bunda insan sesinde çok barındırmayan frekanslar bunlar. 20 kHz'de çok yüksek seslerde de ihtiyacımız yok. Bunlardan da kurtulduk. dinleyerek anlayalım. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu tavsiye ederim size. Bir sonraki bir sonraki aşama orta kısımlarında yer alan ses seste çamurluk derler ona. Çamurlaştıran ses, çamurlaştıran ya da rezonansa olan frekanslardan kurtulmamız lazım. Bunu ancak önce frekansları biraz abartarak bir 9 10 12 desibel yükselterek hatta daha fazla yükselterek dinleyerek bulmaya çalışalım. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Şimdi buna bakalım. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu kulaklıkla dinlediğinizde zaten net duyacaksınız bulunduğunuz odanın akustiğiyle de, kullandığınız mikrofonla da çok ilgili, e, sesinizin tonuyla da çok ilgili. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu. Evet, sanki bunda biraz bir rezona var. Biraz buna da bakalım. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Evet, bu ikisini birazcık alalım aşağıya. Bu Ecolizer'da yaptığınız hareketlerin ihtiyacınız olmadığı sürece 6 desibeli, 7 desibeli çok geçmemesine özen gösterin. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Evet. Şuna da bakalım. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, bunu da birazcık alabiliriz. Dinleyelim bir daha. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu Evet. Şimdi birazcık da sesimize ağırlık gerekiyor. O ağırlık da e, 125 160 200 Hz civarında. Şuraları biraz alalım. Bunlar çok dip sesler. Bunlara da yani şu 50'ye kadar hiç ihtiyacımız yok ama hani bu civarda da çok fazla ihtiyacımız olmayan sesler bunlar. Şimdi birazcık ağırlık verelim sesimize. Şurada, şu bölgede dinleyelim. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. Evet, daha iyi. Şurayı biraz daha alalım. Şurayı biraz daha alalım. 250 değil de 300'ü. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir şatkan mikrofonunuz olsun. Evet. Şimdi birazcık da parlaklık vermemiz lazım. Fakat e parlaklık vereceğimiz noktada yani 8, 5 kHz, 8 kHz. Burada yükselttiğim zaman konuşmadaki şeyler şeyler de patlayacaktır. Burada biraz dikkatli olmamız lazım. Tabii onlardan kurtulmanın yolu da var ama onu da göstereceğim. Ee, dışarıdan kullanacağınız pluginler de aslında daha efektif yapılıyor. Ama ben programın içerisinde başka hiçbir şey kullanmadan sadece programın içerisindeki özelliklerle e, bunu yapmayı göstereceğim size. Dolayısıyla burada yapacağımız hareketlere biraz daha dikkat edeceğiz. Dinleyelim. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu biraz daha şuraları yükseltelim. Unutmayın, S'ler, şeyler genelde 5-8 kHz, 5-10 kHz arasında. E, hatta bazen 4 kHz'e kadar da iner, patlarlar. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Yani buraları çok arttırırsak. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu Bakın. 8 kHz civarındaymış benim S'lerim şu an. Bakın şöyle yapayım. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Berbat durumda. Dolayısıyla buralarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, hatta şu an kaydımız mikrofonumuzdan dolayı da birazcık parlak, güzel. Dolayısıyla 8 kHz'e dokunmayalım. Hatta 8 kHz'i biraz alalım, çok az. Buraları biraz parlatalım. Şimdi bir dinleyelim. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. Evet, şimdi bir okey diyelim. İyi geldi benim kulağıma şu an bu. Şimdi bir dinleyelim aradaki farkı. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Bu da Ecolizer'dan önceki hali. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu... Bakın daha mid bir ses bu. Dipleri çok yok. da Ağırlığı yok. Bunun ise daha ağırlığı var. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu ee, tavsiye ederim size. Önceki hali. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu... Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu... Ee, sonraki hali. Bir sonraki adımımız ise bunu bir limiter bu seviyeleri eşitlemek olacak. Gördüğünüz gibi bakın Burada bazen buradaki tepe noktası çok yüksekte, burada öyle, bazı yerde aşağıda. Ee, biz belli bir seviyeyi geçsin istemiyoruz. Yani konuşmada dengeli olmamız lazım konuşma kaydı mixlerken. Her şeyin dengeli olması lazım. Dolayısıyla önce şurada izliyoruz hangi seviyelerde. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Bakın yani mutlaka izleyeyim. bir shotgun mikrofonunuz olsun, e, bir mutlaka da yaka mikrofonu da olsun. Bakın 6 şurada playback level'da 6 6 civarında ya da eğer ki imkanınız varsa orada dolanıyor. Bizim biz bu eksi 6'yı geçsin istemiyoruz. Kontrollü olsun istiyoruz. Hepsini seçtik. Efekte geldik. Limiter'a tıkladık. Burada eksi 6'yı ayarladık. Şimdi hard limit, soft limit arasındaki farkı söyleyeyim. Hard limit de ad üzerinde sert bir şekilde limitliyor. Göstereyim. Okey diyelim. Bakın keskin bir şekilde sanki bir makasla böyle tepesini almış gibi yaptı. Soft limit yapalım. Ee, ayrıca altta olan daha altta olanları yukarı çıkardı. Çok yukarıda olanları baskıladı. Soft limiter da bu kadar yapmıyor. Daha yumuşak limitliyor. Bakın burada soft limiter da biraz yine hala o farklar, küçük farkları görüyoruz. Biz burada hard limiter yapacağız. Çünkü çok kontrollü olsun istiyorum sesimiz. Çünkü insanlar telefondan ya da küçük kulaklıklardan dinleyebiliyorlar. Kontrollü olabildiğince yüksek temiz bir ses sağlamak istiyorum. Eksi 6'ya limitledim. Input gain'lerim 3 yaptım. Bunlara dokunmadım. Yani input demek 3 desibel girdik. Yani 3 desibel arttırdık. Eksi 6'ya da, da limitledik demek oluyor. Apply makeup gain'i no yapmamız lazım. Ee, bu limitlediğimiz için eksi 6'ya limitledik. Bu kadar limitledik limitlediğimiz kadar geri kazandır demek bu. Biz geri kazandırmak şu an istemiyoruz. Sadece limitlemek istiyoruz. Yes dediğimdeki farkı görün. Bakın ne oldu? Bunu istemiyoruz. İstediğimiz bu değil. Limitra geldik. Buna no dedik? Bunu şu an şimdi bir daha dinleyelim. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. Şimdi buna bu şu an bu haliyle aslında yeterli gibi gözükmekle beraber buna bir tık daha bir şey yapacağız. Bakın S'leri şeyleri birazcık rahatlatmamız gerekiyor varsa ikisi biz dikkat ettik ama gene bile bakın şu S burada yaklaştığımızda bunlar bunların patlamaması lazım. Bu dinleyici açısından çok önemli. Çünkü e, bazı operörlerde bazı kulaklıklarda e, tiz algısı daha fazla oluyor. Dolayısıyla mesela siz kendi kulaklığınızda size her şey çok iyi gelebiliyorken, başkası başka bir kulaklık dinlediğinde sesler ona kulağına çarpıyor olabilir. Dolayısıyla bunları da düzeltmeye çalışacağız. Normalde bu iş için DASR pluginleri kullanılır. Ee, dışarıdan plugin yüklenebiliyor, kullanabilirsiniz. Bedava DASR'lar da var ama ben şu an sadece bu programda başka bir e, numara göstereceğim. S'yi seçtik. Şimdi şuraya tıklayıp spektrumu açıyoruz. Spektrumu açtık. Spektrumdan da Settings'ten bunu maksimum frekansı 16.000 Hz'e getiriyoruz. Ve e, çözünürlüğü arttırıyoruz. Buradan Windows Size'dan OK dedik. Daha rahat görebilmemiz için. S burada. Ama bizim S'miz bakın aş burada gösteriyor. 0, 2, 3 yani burada bütün e, frekans aralığını gösteriyor. Bizim zaten ne demiştim? Bizim S'miz neredeydi? 7-8 kHz arasındaydı. Ne yapıyoruz? Biz 7-8 kHz arasını seçiyoruz. Dinleyelim. Sadece bu bölgeyi seçiyoruz. Olabildiğince. Bakın. Evet. Şimdi zoom out yapıp bütün kaydı seçiyoruz. Hatta çok bile seçmişiz. 10 kHz'a kadar da indireceğim. Şu bölge. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryo. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryo. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryo. Evet. Şimdi bu bölgeyi seçtim. 6 kHz ile 10 kHz arasındaki şu bölgeyi seçtim bütün kayıtta. Bu seçtiğim bölgeye bir işlem uygulayacağım. Efekte geliyorum. Burada filter curve var. Ee, burada yapmışım bir şey. Şimdi tekrar yapacağız. Bunu flatten dedim, düzledim. Normalde sizde böyle gözükür. Biz lineer bir scale seçeceğiz. Lineer scale seçeceğiz. Ki bizim işimiz daha çok 5 kHz, 6 kHz o bölgede olduğu için lineer seçeceğiz ki şu bölgede daha rahat çalışalım. Şimdi burada 5 kHz'den 10 kHz'e dediğim gibi bir şey seçtik. Burayı buraya azaltıyoruz bu bölgeyi. Şurayı da 10 kHz sonrasında birazcık yükseltiyorum parlatmak için 5 kHz bir tık fazla olabilir, o yüzden şöyle 6 kHz gibi seçelim çünkü 6 kHz'i seçmiştik zaten. Bu bölge sadece bu yaptığımız bir ekolojik çeşidi bu da dinleyelim. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani bakın çok daha iyi durumda. Biraz daha aralığını azaltalım. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Şunu biraz arttırıyorum ki biraz daha geriye kazandıralım sesimizdeki parlaklığı. Bizim şu bölgedeki S'lerden kurtulmak istiyoruz. Zaten seçtik. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir Güzel. Seçtik. Bakın sadece burası etkilendi. Evet şimdi tekrar normal waveformumuza geri dönebiliriz. Şimdi bir daha dinleyelim. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. Bir mutlaka da yaka mikrofonu da olsun. Çünkü sinemada da böyle. Yaka mikrofonları gizlenir genelde. Evet. Bunu son olarak seçip bir kez daha normalize edeceğiz. Güçlendirmek için. Ama bu sefer eksi bir normalize edeceğiz. Şimdi bir daha dinleyelim. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu tavsiye ederim size. Şimdi orijinal kayıtla arasındaki farkı duyalım. Orijinal kayıt alttaki onu sola alalım. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Bu da işleyip düzelttiğimiz hali. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. Gördüğünüz üzere arada dağlar kadar bir fark var. Çok büyük bir fark var. Daha sonra işimiz bittiği zaman bu kaydımızı export deyip hangi formatta istiyorsak MP3 mi istiyoruz? WAV WOW mı istiyoruz? OGG mi istiyorsak? Ne istiyorsak? Save diyorsunuz. Şimdi bu düzelttiğiniz ses dosyanızı videonuzun altına gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Sevgili dostlar bu içerikleri beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız hala lütfen abone olun. Fotoğraf çekmek kolay. Hadi bugünlük bu kadar olsun. Öpüyorum sizi.